ishq dardini talab qildim, darmoni yo'q. Ishq yo'lida jon berganni armoni yo'q. Bu yo'llarda jon bermasang imkoni yo'q. Har ne qilsang, oshiq qilg'il Parvardigor. Qaydin topay ishqing tushdi qarorim yo'q. Ishq sadosin tunu kunu qo'yorim yo'q. Dargohingdan o'zga yerga borarim yo'q. Har ne qilsang, oshiq qilg'il Parvardigor. Ishq bozori ulug' bozor, savdo harom. Oshiqlarga sendin o'zga g'avg'o harom. Ishq yo'liga kirganlarga dunyo harom. Har ne qilsang, oshiq qilg'il Parvardigor. Oshiqlikni davo qilib yura olmadim. Nafsdan kechib haq amrini bila olmadim. Nodonlikda haq amrini bila olmadim. Har ne qilsang, oshiq qilg'il Parvardigor. Bir podshoning bor bo'lishligining o'zi bizning saodatimiz ekan. Shu podsho Allohning yerdagi ko'lankasi deyishligimiz bizning saodatimiz. Ne xalqlar borki, podshalari yo'q. Podshalari yo'q bo'lgan ekan unga himoya qilib qo'ydi. Ya'ni sen u Allohlik bir qog'oz pasport degan qog'oz berdi. Dunyoni qaytarmizda o'zimiz himoya qilamiz. Ana bitta podshoning senga qilyapti. Chunki bizning prezidentlarimiz turganning o'ziga sen shukur qildi. Turgan nima bo'lsa ham bir bitta xohishlarim bo'lmay qolayotgan bo'lsa, bitta xohishim bo'lmasa qayerda xohish bo'lyapti, shu ko'pchilik bo'lyapti. Akrabga qara. Podshosi bo'lmagan, podshalar bo'lmagan, prezidenti bo'lmagan, xalqi bo'lmagan, mamlakati bo'lmagan xalqlarga qara, shukur qilsang, ichimizda aytamiz. Nefes botin sen arş mi'aracın sen nefes botin. La nes ilah heç makruzi illallah cüzdattı peki. Ne illa diyen de maşum hadi madde madde anlamak. Cennet barzah alam cehennem alam hemme alamları maşette tuttu. Hemme unsuratları maşette tuttu. Ne istiyken ruhsuz hati akbu alamların hemmezi tuttu. İlahə deyəndə Peyğəmbərimiz patşalıq. Heç məxsulu deyəndə isim sifətlər aləmiga var. İllallah deyəndə Allahın özünün cəmalına qurursan. Təcəllüzat getirsin. İllallah deyəndə. Yəni şiddə 72 min pərdən aləmi. Maddi aləmdə 18 min aləm ruhaniyə aləm. 18 min aləm Peyğəmbərimiz 18 min aləm isimlə aləm. Həmməsini sen məraqəm tutub çıxıyarsan sen. Bir sikirdə, bir nəfəsində sen minglab zikr qilayotgan bo'lsa minglab me'roj qilyapsan sen shunda aqling yetyaptimi san mana shunaqa me'rojga san berib qo'ygan bo'lsa san o'zingning nima ekanligini sen mana moddiy dunyodan chiqolmay turibsan sen ana shu podshohlik sen nimaga tan olmaysan shu ruhoniy podshohlik sigina haqida ketyapti bismillahi rohmanir rohiym pirim suhbatlar bo'lsin robbil alamin rohmanir rohiym إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا السماء الله يا رب العالمين ذكر بسم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم 15 باب قشلر شوخ تلب تقول مغاندا متخير بولغاندا خد خد سمرو خبر برجان Xud-xud ul nuru xeyrəttin bəhrəmənd, rəhbərlik əfsər edin sərbələnd, zatıda izzət şərəf məyərac edin, başıda zəvar hidayət tac edin. Cəbrail əsa ayan yüz raz anqa, qurb arş əvcədə pərvaz anqa. Kirdə ul məcmə ara divana var, kimi məqsud vəsfədə pərvana var ki, ey qafıl qruxu bəxəbər, Xalınız gaflet arar bir röze bar. Sizge şahi bar. Beşi bu hümsal. Vesfine eytir yüz min nutkullar. Berçe ağlam kuşları şah ol kuşları. Xalınızdan mu baba agah ol. Ul yakın sizge yüzsüz andan yırak. Vasıl enge ayin. Veli siz firak. Her peride yüz tümen rengi acip. Lekin her rengide yüz nakşı garip. Naqshu rangidan xirot agoh yo'q. G'ofil erkanda xirot ikroh yo'q. Kim xarid idrokini afzonudur ul.
Mundan idrakka toymas aqlli yo'l. Ham nishiman qof istig'no anga. Ham laqab ulqof uzra anga anga. Shuhrat simru ila afoq ara. Zoti mamlu charxi oli taq ara. Siz tushib ul shoxdan behad bo'yid, ul yaqinroq siz min hablul valid. Har kishi bo'lsa tirik ondan yiroq, ul tiriklidan o'lim ko'p yaxshiroq. Bismillahirrohmanirrohim. Qushlar o'zlariga shoh istab uni topa olmagan hayron bo'lib turganlarda xut-xut simruh haqida xabar bergan. Xut-xut topishak. Aql nuridan bahramat va rahbarlik yig'asi bilan sarbaland bo'lgan bir qushdirki, uning zotida sharaf va izzat nihoyatda yuksak bo'lib, boshini to'g'ri yo'l ko'rsatishda ko'rsatuvchi toj bezaydi. U osh oldida parvoz qilib va Jabroil kabi undan ham yuz xil sirlar ayon bo'lib turardi. U maqsad shama vasfini kuylash uchun parvonadagi yonib bu uyning ichida devona var holda kirib keldi va shunday dedi: "Ey g'ofil va bexabar gum, sizning ushbu hovlingiz g'aflat aro ostin ustun bo'lib yotibdi. Chunki siz uchun olamda tengi va o'xshasi yo'q bir shoh borki, uning vasfini aytishda 100,000 til ham ojizlik qiladi. U olamdagi barcha qushlarga shohdir. Holingizdan doimo ogohdir. U sizga yaqin, ammo siz undan yiroqsiz. U sizning vaslingizda yeta olar, biroq siz uning firoqida qolgansiz. Uni har patida 100,000 ajoyib ranglar jilva qiladi. Har bir rang o'zida yana 1,000 xil go'zal naqshlar bor. Uning bu naqsh va ranglaridan aql xabardor emas. Tafakkur uni mushohida yeta yetkiza yetishda ojiz. Chunki u aql bilan idrok qilish qilishdan ustun bo'lib, shoh bo'lish shu bo'lish. Shu bois aql uni idrok qilishdan yo'l topadi. Yo'l topa olmaydi. U qof degan tog'da yashaydi. O'sha yerda uni anqo deb ham aytadi. Burun olamda va Simruh nomi bilan shuhrat topgan zoti esa bu oliy va yagona osmon peshtog'i aro top tojidir. Siz u shohdan begona uzoqdasiz. Ammo sizga doim tomiringizdan ham bo'yin tomiringizdan ham yaqinroq. Har kishi tirik bo'lib turib undan yiroqda bo'lsa, bu tiriklikdan o'lim ko'p yaxshiroqdir. Juda ham ajoyib bir vasflar qilaryapti. Endi bu kitoblarda, bu adabiyotda shariatning tariqatining oyati hadislarining hayotning ma'naviy tarafini aslini ko'rsatib bera biladilar endi. Bunda endi adabiyot shu holatga borishligi uchun albatta u moddiy idrokdan chiqish kerak, ruhoniy idrokka u robita qo'shilish kerak, payg'ambarlik idrokiga qo'shilish kerak, ilohiy idrokka qo'shilish kerak. Alloh taolo bandan meni o'zimga o'xshatib yaratdim deganda
unga bir ilohiy idrokni ato qilganligi. Shuna Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar, amr olamining egalariga itoat qilinglar degan oyatda ana shu narsaga ishora qiladi. Qushlar tutsoq talab qilib topolmaganda Hudhud Semruh haqida xabar berdi. Bu kuşlar keçəgi aldıngı babamızda, 14-cü babda, yəndi bu 15-cü bab. 14-cü babda kuşlar pəs bələn bələb qavva qıldılar yəndi. Daima qavva qılışdan. Çünki Allah təbarək tala bu dünyanı xudasızlar aləmi qıb qoydular. Qayrın oldu bəliyyum rəzalim. Dünya, dünyanın içində həm mənəsə Allahın ləhməti gəkdiftar. Bu xuda yox aləm. Bu nəfs aləm. Bunga işarət hər bir insan şu aləm gəkirgəndə. Əl-Məsuhdə Allahını görgəmiz, Müslüman bəgəmiz. Əl-Məsuhdən bir Müslüman bəgəm sözləri gəkirgəm. Aytamiz. Olamga kirgan vaqtda, tug'ilgan vaqtda aqida kitoblarida inson musulmon emas, musulmon ham emas, kofir ham emas. U bir o'rtada muallaq bosib qolgan bir hol inson deb aytib qo'yamiz. Ammo al-musaqqa musulmon edi, ya'ni musulmonlikdan ajralib qoladi degan so'zning ishora deyman, bizlar boshqa bir olamga kiryapmiz, nafs olamiga kiryapmiz. Nafs olamdagi bo'layotgan bu moddiy olamdagi bo'layotgan aql, farosat, tushuncha, idrok buni biz nafs idroki deymiz. Nafs idroki deymiz. Bu nafs idroki faqat mahsusot hissiyot olam, moddiy olam, shu ko'z bilan, quloq bilan, burun bilan, hid bilan, aql bilan his qila biladigan olam. Bu mahsusot olam. Bu mahsusiyat olami, hissiyat olami, ruhaniyat olamidan bexabar bo'ladi. Ruhaniyat olamini boshi qalb bo'ladi. Shuning uchun qalbing bilan iymon keltir degan vaqtda. Ruhaniyat olam bu mahsusiyat, hissiyat olami emas u. U Alloh taborak taolo lamakonlar olamini boshlanishi u. Chunki lamakonlar olamini boshlanishi uchun o'xshashi yo'q. Misli yo'q, musostir bo'lmaydi, uni bir narsa deb bo'lmaydi degan olamning boshlanishi ruhaniyat olami bo'ladi. Bu maddiyat olamida bizlar g'avg'o qilaveramiz. Chunki Alloh taborak taolo odam atani yema degan daraxtga yeb yerga tushgan kundan boshlab bizlar endi nafs olamiga kirib qoldik. Nafs olamini Alloh taborak taolo nafsni yaratmasan kimsan desa men xudoman deb xudolik da'vosi bor. Nafs olami mana shunday suvning ichidagi bir pufakcha bo'ladigan bo'lsa, u ruhaniyat olam, kursi olam, ashi olam, Allohning nazari, Allohning qudrati, Allohning ism sifatlari, Allohning faqat yaxshiliklar to'ldirilgan bo'ladi. Butga o'tding bo'lsang bir yaxshi hal, ahval, yaxshi fikrlar, yaxshi qo'llar, yaxshi narsalar. Hatto u olamga kirganingizda, jannat olamiga kirganingizda kasal degan narsa, illat degan narsani o'zi yo'q bo'lib ketadi. Nafs olamiga kirdingiz, nafs olam to'liq mana shu havodan boshlab nimalar ro'moslab, nafasingiz olayotgan, nafasingiz ko'rayotgan narsalaringiz hammasi zulmat turadi. Sizga boshqacha bir xayollar berib turaveradi. Ko'p bir xayollardan boshlab, dunyo lazzatlaridan boshlab, gunoh ishlardan bir hammasi beixtiyor sizga shu xayol kelaveradi. U keltirmayman desangiz ham kelaveradi. Chunki bu dunyo Allohning la'natiga giriftor bo'ladi. Nafs olamiga kirding, mana shu holatda deb qolasan. Endi xudo yo'q endi. Chunki xudo bo'lmagandan keyin nafsning o'zi bo'lgandan keyin nafs inlamo rahtim bizu yomonlikka amr qilg'uvchi degan oyat nozil bo'lgan. Tushundingizmi?
yomonlikka amr qilinishi degan oyat nazil bo'lgan. Payg'ambarimiz aytdi: "Eng dushmaning dushmani sen nafsingdir." Dushmaning dushmani mana shu olamdir, mana shu dunyoning o'zi sen dushmaning. Shu olam sen dushman. Shu olamdagi sening bo'lmishing, sening mohiyating, asl mohiyating shu dushmanlikdir. Vujud o'zgazam bu. Sen shu bo'lmishing, borliging gunohdir. Shu bu olamda xudo bo'lmagandan keyin boyagi 100 milliard kletkangiz mana shu olamga kirib paydo bo'lganiga 100 milliard kletka 100 milliard pashta degan so'z. Ruhaniyatdan ajrab qolgandan keyin 100 milliard farishtangiz 100 milliard shaytonga aylanadi. Sizga doimo mana shu hayotdan, mana shu hayotning turmushining tarzidan, shu turmush hayotining borasidan, taraqqiyotdan, ilmidan, dunyoning hamma holatidan sizga bir g'ovg'o fikrlar qarama qarshiliklar, bir biriga dushmanlik, bir biriga qarama qarshilik, takobburlik, manmanlik, dunyo muhabbati, boyagi hamma gunohlarda nima qilishlik paydo bo'ladi. Endi uni biz ko'rib turibmiz. Hozir dajjolning zamoni chiqdi deb qo'yamizda. Dajjolning zamonida olamdagi bo'layotgan hamma, dajjol shunday bir mamlakat, shunday bir katta Sulaymon alayhissalom podshaligiga o'xshash bir podshalik tashkil qiladi. Dunyoning hammasini egallab oladida. Shaytonning, dajjolning podshaligida dunyodagi Alloh shariat, odam otadan kelayotgan shariatlarni hammasini ichida harom qilingan narsalar bu yerda joiz qiladi. Boyagi lutfi ozodlik, gey bo'lasizmi, boshqa qilasizmi, zino bo'lasizmi, bola chaqangiz ham sizga bo'ysunmaydigan, siz bola chaqangizga bo'lmaysiz, xotiningizga ega bo'lmaysiz. Amerikalarda xotin bilan sizni kontraktga tushadi, u er xotin emas, shu xohlasa sizdan ketib qolaveradi, xohlasa siz bilan turaveradi, u o'zingiz kelishish bilan kelishim degan bir ilohiy bir muhabbat, ilohiy bir nikoh degan narsa, unaqa tushuncha yo'q edi. Tushundingizmi, siz bir xotiningiz bir jazmani bilan o'tirsangiz, gaplashib tursa, sen nima qilyapsan deyishlikka sizning haqqingiz qolmaydigan bir zamon endi mana shunaqa bir holatlarni ko'ryapmiz. Bu dunyoning ishi shu. Bu nafs olamining ishi ana shu. Beixtiyor biz ana shu olamga kirdik. Ana shu olamga kirilgandan keyin albatta sizning 100 milliard aqlingiz, parosatingizda shayton o'tirib olgan bo'ladi. Shayton qilib, shayton fikrlar turgandan keyin siz hech qachon bir-biringiz bilan bir so'zga, bir nimaga muomalaga kelolmaysiz. Sizga ota-onangiz bilan ham, bola chiqqaningiz bilan ham, boshqalar bilan ham muomala qilolmaydigan bir opat olamga kirdingiz. 14-chi modda shu şey qushlarni g'ovg'osini, insoniyatning g'ovg'osini aytib kelyapti. Men shuni orada bizlar Alloh taborak taolo endi shunga bu narsadan biz charchar ekanmiz, shu narsadan nima qilar ekanmizki, albatta Xudoning mana shu bu Allohning rahmati, Allohning nimasini, Alloh bor ekanligini, o'sha senga berayotgan yaxshiligini maqomiga yetkazish uchun sen mana shu holatlarni ko'rib, shunaqangi shu dunyoning muammosidan, shu dunyoning balosidan, shu boshiga tushayotgan g'avg'olardan endi qayoqqa qochishingizni joy topolmay qolasiz. Ya yerda ostiga kirolmaysiz, ya osmonga uchib ketasizmi, ya o'zingizni o'ltirib qutulolmaysiz, nima balo qilish kerak endi degan muammoga Alloh taborak taolo siz bir muammoga kelinglar endi, shu kattalarni aqlini olaylik, o'zimizcha bir kattalarni saylaylik degan muammoga siz majbur qiladi Alloh taborak taolo. Bu tabiatning, bu hayotning, olamning qonuniyati ekanligini sizga, qonuniyati ekanligini sizga Alloh majbur qiladi bu yerda. Beixtiyor. Beixtiyorman. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ishda bo'lsang bir-biringga amr saylab ol. Ishda bo'lsang ham bir-biringga bo'lsang yaxshi bo'ladi. Ishing barakali bo'ladi. Bo'lmasa mana shu
yanındaki adamla düşman olup, yoruyorsun, ahmak olup. Dediğinde gene, Allah'a itaat peygamber, itaat kıl, emri ikilerine itaat kıl deyişlikte. Ya özünge bir patça seylevi aldı deyişlikte. Dünyada bana kur yapıyoruz bizler. Bir patçanın var buluşluğunun özü bizim saadetimiz iken. Şu patça Allah'ın yerdeki kulankası deyişlikimiz bizim saadetimiz iken. Niye halklar var ki patçaları yok? Patçalar yok bu benden. Onunla başka etraftaki patçalar egel kılata ne o halkta. Sen halkman demezsen yok bu için gerekli bayağı Amerika'da İngilizler yok bu var. Yani ne okşar. Olmasa Mıksay'daki Uyghurlar Rahman'ın içinde bu halatka alıp balıklıya o biçaralar yendi. Dinine hem İslam'ı hem Müslüman mı benden burada okuyayım hemen kulağa sıkalım ben de. Eğitçilikli hem cüret kılamaydı o halatka keltirip koyadı bu insan. İnsan maşından kanka yavuz bularken. Yani çünkü senin himaye kıladı o. Birinciden Allah. Ana muhabbetimle seni karşılığa aldı. İkinci atanın muhabbeti, atanın yardımıyla seni ayakta tutuldu, ilim oldu. Bizim yar dostlarımla seni okudu, tokudu, mensiplerine çıkarttırıp koydum. Ahırda Allah patça edip, Özbekistan memleketini yaratıyor, Kazakistan memleketini yaratıyor. Şimdi çekerek koyup, askerlerimle kolu oldu. Senin ikinci isen aman, ben şey, Özbekistan'da bahtlı hayat geçirdik, geçersi gündüzü bayağı militerlerimle, başkalarımla, hükümetle, mahalle aksakallarımla sen hemen şimdi sen fakat halal nasıl müşrik buluşurken bakıp biznesi mi buluşsam, çarva kılasam, mal bakırsam mı, ya sağda kılasam mı, hemen şimdi menze, hemen halatlar, ya kanuni halatta biz sana yol açıp veremiz hep sen hayatın. Himaye kapıydı. Yani sen o Allah'lık bir kağıt, pasportla gelin kağıt verdi. Dünyanın kayırı gibi varsa hem senimizde özümüz himaye kılamız. Yani bir de patşanın sana kılıyatken kılmet. Şimdi bizim prezidentlerimiz Turgan'ın özgeçen şu kalışın gerek. Turgan'ın mı? O senin bir deyikte hakişlerin bu mekaliyatken varsa bir de hakışın olmasa kalktı, hakışı buluyordu, şükür kurçak buluyordu, şükür indi kıl. Etrafka kara. Patçası bulma, patçalar bulma, prezidenti bulmagen, halkı bulmagen, memleketi bulmagen, halklarka kara, şükür kutsan sen. Sen Orta Asya'daki buluyordun, yakışı varlanken, bu memleketi bitersen sen indi. Yani çünkü şu bütte patçanın gerek ekenliğini Allah tebarek dağla mecburen bu halkı mecbur verelim, bitti başı kutu açalım, seyleşimiz gerekir. Ben şimdi de sana bir tinçlik gerekir. Ben şey ettim ona, kuşlar özge bir şah tila, patşanın tila diye topulmadı. En huzur yolluk kaldı. Değişlikte yine bu madde alemin patşasını. Peygamberimiz onları isten bose bittesini emir seyler diyen de azizim bu sana fakat molla alamga tekşilemez. Ruhaniyat alamını hem patçası var. Arş alamını hem patçası var. Peygamberimiz alamını hem patçası var. Şimdi bu hayat bu. Bana kumurskaları kanan ana kumurska ana erdiğimizde bunların pirleri var, patçası var. Tabiyette hem kuşlar olsun, başkalar olsun, kendi mevcudatı, mahlukatları olsun, şuların paçası var, o yüzden gerekli. O şarkı teslim buladı. Mesela o şey, eserleri namazı, avha Rabbike ile nahl dedik, Rabbin eserlerine vahiy var yaptı. Şu vahiy var, bunga bir poça arkalı, vahiy kan bir nemege, eserlerine vahiy vermeydi. O poçası gibi vahiy vardı. O anaolarına emir kıladı, o keçi ertelemden keç kese, burada robot olup, gülleri hidin aletti senge, dünyanın hemmesini eser bilen doldurup taşıdı. Karayın. Tabiyette poçası bulmayan, yavaşlığı bulmayan bir insan gibi, buraya teslim olmadan umman bir mevcudat bu tabiat kanuniyeti.
Tushunmadim. Endi bu yerda hudud Semruqdan xabar berdi deyilganlikda ruhoniy podshalikni ishora qilyapti debdi. Vaholanki bizlar Qur'on o'qib o'tirib, ayat nima qilib o'tirib, Alloh taboharak taolo yer yuziga men insonni xalifa qilib yaratdim, insonni men o'zimga o'xshatib yaratdim, bir bayat qilinglar, bir pirdi ushlanglar, fadxulu fi ibadi men qalbi ruhoniyatim bir bandamning qalbiga kir degan ishorat bilan, degan nima bilan xalqimizda nina valiylar, nina uliyolar chiqdi. Mana bu Farinaddin pirimizning masada kitoblari ham musibatnomani yozdi, boyagi tuyanomasini yozdi, boshqa tazkiratul avliyoni yozdi, endi qush tilini yozyapti. Tazkiratul avliyoda shu odam otadan to hozirgi kungacha ruhoniy podshohlarning tizmasini beryapti ular. Sen oyat hadisni o'qib o'tirib, ashularga, ha bu endi bir chiroyli ertaga ekanda, ha bir zo'r mazza mariqib eshitadigan bir qissalar ekanda deb boyagi avliyolarning karomatiga sen havas qilib qo'yasan-u, undan o'zingga bir ishorat bor ekanligini ko'rmayapsan. Ey, o'sha avliyo bo'ladi, u ruhoniyatga qo'shilganligi uchun, ruhoniy podshohlarga taslim bo'lganligi uchun, bu payg'ambarlarimizdan kelayotgan sunnat ekanligini bilishligi uchun senga Alloh taboraka aytadi. Bu nechun? Sen tushunmaysan senga. Shuning uchun biz aytamiz. Mana endi bir podshohlarni sayladik. Podshohlarni sayladik. Yer yuzida 300 ta mamlakat bor, 300 ta podsho bor endi. Endi xalq bir-biri bilan qovg'a qilgandek, podsholar ham bir-biri bilan qovg'a qiladi, bosh qo'shilmaydi. Endi ularning orasidan bittasini saylab olasan-da, u ham bir masalan koronavirus qilib seni o'ltirish kerak ekan, ikkita o'limdan orada yo boyagi vaksina qilib seni o'ltirish kerak, yo bo'lmasam koronavirus bilan boyagi kod bilan nima COVID bilan o'lib ketishing kerak bo'ladi, endi bittasini tanglab olishing kerak bo'ladi. Shunaqa qovg'ada endi, yo Alloh, yo Alloh, yerni ostidan oyoqdagini yo'q joydan bir narsani chiqarib olasan ekan. Bu inson bolasiga ahmoqligiga, bu inson nodonligiga chek yo'qda endi. O'zimizni ahmoq qilib, yo Xudo tavba, Xudo, Xudo tavba deyishlikka ham aqlimiz, parosatimiz yetmaydi shu podshohlarni nimalarni qilayotgan ishi shu endi. Deb qo'yaylik endi, masalan, shunaqa bir holat. Ya'ni dunyo va ma fehmal o'natin, dunyo dunyoning ichida hamma la'nat griftor bo'lgandan keyin u podsho saylab oladigan ham kichkina biz O'zbekiston territoriyasida tinchlik saqlab qilding-u, baribir senga tinchlik bermaydi-da, endi tashqaridagi boshqa podsholar anda qilishing kerak, bunda qilishing kerak. Seni bo'lmasa menda boshqa nima qilaman, o'rniga boshqasi podshoni saylayman degan g'ovg'a, xavf xatar, ajinli bir xavf xatardan tinmaymiz, to'xtamaymiz ekan. Sabab ay Alloh, voy Allohning rahmati, Allohning kinsi. Alloh taborak taolo Qur'oni Karimda inni ja'ilun fil ardi khalifa, men insonni yer yuziga xalifa qildim, men insonga Kavsar xazinasini berdim deb qo'ydi. Bu ruhoniyatimizda bor podshohlik. Ruhoniyatimizga Alloh taolo shu podshohlikni berib qo'yganki, har bir insonning jannati alohida bo'ladi. 100 milliard klitkasidan 100 milliardlagan bir xalqlar paydo bo'ladi. Shunga sen xizmat qilishing kerak bo'ladi. Hozir ham xizmat qilib turibsan endi. Ular alohida bir olam bo'ladi-da, bir podsho xalq bo'lib ketadi. Unga sen xizmat qilishing kerak deb tasavvur qilib qo'yaylik, masalan. O'tdi endi Alloh taborak taolo ruhoniyat olamiga kirgandan keyin, ruhoniyat olam shunday bir cheksiz olam bo'ladi-da, yagona podsho bo'lasan o'tdi. Har bir insonga Alloh podsho bo'lishlik huquqini berib turibdi. Har bir insonga qat'iy nazar.
qat'i nazar. Aşu Allah'ın Allah'a iman keltirib, aşu ruhaniyatga podshalikka peygamberlarga iman keltirmesen Müslüman deb atalınır. Yo bular kerak emas desa, o'sha Xudoni berayotgan, Xudodan kelayotgan faiz fatvolarga, Xudoni beruvchilarga inkor qilganing uchun sen kofir bo'lib turibsan. Kofir bo'lsang ham aslida Alloh taborak taolaning shu narsani senga berib qo'ygan. Ana shuning uchun Alloh azalda bizni o'sha xalifa qilib yaratganligi uchun, bizni mukarram qilib yaratganligi uchun, Alloh bizni o'ziga o'xshatib yaratganligi uchun, u bizning ruhoniy programmamizda turibdi. Moddiy olamga o'tgan vaqtingizda u yo'q bo'lib ketmaydi ekanda. U turadi endi. Sizning qalbingizning eng turida, chekkasida ana shu xayol turganligi uchun, ana shu quvvat turganligi uchun moddiy olamga o'tib ketganligi, men podsho bo'lishim kerak, men prezident bo'lishim degan xayolchan kallangdan ketmaydi. Men birinchi bo'lishim kerak, men bularni hammasidan zo'rman, men bularni hammasidan aqlliman. Bular ahmoq deb bir-biriga ashna qilishlar uchun boshqa bu g'ovg'odan boshing chiqmaydi jana. Ana shuni Alloh taborak taolo aylantirib olamning gardishi qilib oxir boshing g'ovg'oga pishmagandan keyin bittasini prezident qilib saylab qutulasan bo'ldi endi. Kim saylasang saylaydi degan. Salim saylasam, Lelim saylasam, boshqasini birovni saylasam, ish qilib bittasini saylaysan endi. Shuna qilma, u vaqtincha o'zingcha endi bir yaxshilikda nima qilasan. To'xtaysan. Shunga kelasan. Bu tabiatdan boyagi seni tabiatingda bo'layotgan tuproq, suv elementlari paydo bo'lgan ekan, qarama qarshiliklar doimiy dunyoda bo'laveradigan narsa. Shunga shu qarama qarshiliklar biz to'xtatishimiz mumkinmi degan savol beriladi hayotda. Mana shu dunyoda shu qarama qarshiliklar to'xtatish mumkinmi? Mumkin. Atiyulloh, atiyur rasul. Ulul amri minkum degan oyat mana shuning asosi, qoidasi shu. Allohga itoat qilasan. Hamma narsa Allohdan, mo'g'a Allohga sen muhtoj bo'lgandan keyin, Allohdan istifoda qilayotgan ekan, Allohdan faiz olayotgandan keyin va Allohni o'shanga sen o'zing bilan o'rtasiga bir vakilni, bir podshoni, bir payg'ambarni, bir elchini yuborib o'sha bir Allohdan kelayotgan bir hamma faizlarni olib keluvchi bir ko'prik robita bir vasilani bergan, sen unga ham taslim bo'lasan. Mana shu aytgan qilding Sulaymon alayhissalom podshohiga balandi bo'lganlarda. Sen ash payg'ambar aytgan qilding, hamma tinch rohat bir-biringa do'st. Har kim ko'rsang xizr tur. Har kim ko'rsang payg'ambar ko'rib, payg'ambar nazarida bir-biringa mehr muhabbat. Ashinga qo'shilding, sen yuragingdagi boyaga, sen ruhoniyat olamga qo'shilishingdan 100 milliard kilayotgandan shaytondan hammasi farishtaga aylanib ketadi. Farishtaga aylanib ketganingdan o'sha payg'ambarning amrini, payg'ambarning sunnatini ushlading, senga shunday bir faiz, shunday bir quvvat, shunday bir lazzat, namozning o'zida shunday oxirat kunlarida qilasan. Abadul abad namozdan chiqmasam ekan deb bir orzuman senga bir quvvat kelyapti. Abadul abad men namozdan chiqmasam ekan deb umid qilasan. Sahobalar doim o'sha namozga oshiq bo'lib, payg'ambarning namozining orqasidan nima qilishligi uchun shu dunyodan chiqib bir holatga kirar ekanlar deganda. Shuning uchun qabrim bilan minbarim o'rtasi jannat deb qo'ygan ekan payg'ambarimiz. Ashu jannatga shoshilar ekanda sahobalar hammasi. Birortasi ham, chunki ular shu holatga bordi endi. Endi ular bir-biri bilan urushib, janjallashib qiladigan ishi yo'q. Janjal qiladigan dunyoning janjali ularga kerak emas edi. Dunyoning janjali ularga kerak emas edi. Tushundingmi? Ana shu arqonni bizga Alloh taboraka aytdi. Shuning uchun va'tashimu bihamdillah, shu ruhaniyat bilan payg'ambarning ruhaniyati bilan Allohning ism sifatlar olamdan robitaga bo'ladigan arqonni mahkam ushlab ajrama bitta pirda etagin o'sha ajrama desa qur'onni o'qib oyatni o'qib turib shunga aqli yetmaydi. Hayotning mana unaqa mojarolarini hamma ko'rib ham bir o'zingiz uchun bir dars
o'rgana olmaysan. Senga majbur qilyapti bu kishilar bir pocha izlashlikka. Senga majbur qilyapti bir O'zbekiston bitta prezident saylashlikka. Chunki o'lib ketasan, qirilib ketasan, o'lasan hamma. Xohlama shunga sen senga ish qilib yaxshi yomon sharoit qilib turibdimi? Shukr qilmasin, atasini qilib shukr qildim bo'ldi Alloh aytdi. Ya'ni demoqchimizki, u podsho faqat mana shu modda olamida emas, ruhoniyat olamida ham bor, payg'ambarimiz olamida ham bor, ism sifatida olamida ham podsholar bor. Ishilmagan ruhoniyatlarning podsholari sen tan olding kelmaydi. Bitta asal ariniki Alloh taolo podsho qilib qo'ydi, ana shunga butun dunyoni ana shu podshoga asarlari bir qumursqa endi. Qanoti bor qumursqa yegan endi o'zi bir chaqar ekan, o'zi bir qizillab yurar ekanda o'sha podshosiga taslim bo'lganligi uchun dunyoni asal bilan to'ldirib tashladi. Ey azizim, sen shundan dars olmaysan. Avha robbuka ilanna. Sen robbing asallariga vahiy beryapti deyapti. Sen shu vahiydan nimaga bexabarsan? Senga nega bu vahiy kelmaydi deb o'ylaysan sen? Vahiy bo'ldi, payg'ambarimiz zamonida kelib qoldi, undan keyin to'xta uzilib qoldi deysam, doimo Alloh taolo milladuna ilma, biz o'zimiz tarafimizdan ilm beramiz degan narsalar Alloh aytib turgan bo'lsa, biz tarafimizdan ilm beramiz degan narsalarda mujtahidlarimiz maydonga keldi. Aqidada-yu mazhabda-yu tariqatda mujtahidlarimiz mazhab keldi. Shu mujtahidlarimiz shu Allohdan ilm olib turgan asarlar edi. U asarlari abadil abad, sen endi payg'ambarimiz ketdi asarlari to'xtab qo'yilmas u. Qiyomat kunigacha keladi. Shunga ishongin sen. Shunga sen ishongin. Shunga ishongin. Ana shuning uchun bu yerda Hudkuz hudud kelib senga Simro haqida xabar berdi. Hudkuz kelib senga Simruh xabar berdi deyishligun, sen shu olamning abadil abad tarixini hammasini ko'rib chiqishing kerak, podsholarni hammasini ko'rib chiqishing kerak, dunyo podsholari qanday bo'lar ekan, oxirat podsholari qanday bo'lar ekan, payg'ambar podsholari qanday bo'lar ekan deb man bitta senga Fazilatlar Alisher Navoiy pirimiz tashkilotul avliyolardan hamma Allohning do'stlarining podsholiklarini senga hikoya qilib kelsa, u podsho ekan deb xayolingga kelmaydi, u ertak ekan deysan endi. Bu nima degan nodonligimizga chek yo'qdi, bir nodonligimizga chek yo'q. Allohga shukr. Shu narsani mana shu sen oyat aytsa mullalar aytib berolmayapti senga. Hazrat pirimiz Alisher Navoiy pirimiz senga aytib beryapti shunga. Shukr qil senga shunga. Sen shunga shukr qilgin. Hech bo'lmasa o'sha hadis o'qiyapsanlar, shariat o'rganibsiz, adabiyotdan o'qitib qo'yinglar, tasavvuf olamidan bittani. Alisher Navoiy, Masnaviy sharifni o'qinglar, ya maktubotni o'qitinglar endi. Mayli maktubot arablar arab endi, ular arab tilini bilishing kerak, boshqa bo'lishing kerak. O'zingning tilingda shunday adabiyot tilida boyagi Alisher Navoiyimiz bilimizni o'zimizning o'zbek tilida senga chiroyli bayon qilib turgan bo'lsa, sen buni adabiyot bekorchilarni ishi u, ya artistlarni ishi ekan demaganda, Allohning do'stlarini ishi deb qo'ygan. Hazrat Boburning ham aytgan so'zlar qanday bir ahmoq bo'lib Anjondan Hindistonga borib bana shu dunyoning podshaligini, ey sen ahmoqmisan, sendan ruhoniy podshalikni nimaga egallamaysan deb oxirida tushunib qoldida o'zini o'zi so'kib yotdi. Sen ahmoqsan, sen ahmoq bo'lib o'sha yerdan Anjondan shu yerga kelibsan, ana shu yerdan Anjonda bir devonalarni u yetagini o'sha yerning bo'ldi olamning podshosi bo'lib ketar eding deb boyaga ushlab tur. Alloh majbur qilyapti. Alloh uchun dunyoning podshaliklarini ham egallab, egasi bo'lib dunyoni podshosi hamma yeganda ham qalb tinchimaydi, yurak joyiga kelmaydi, undan bir rohat olmaydi, undan bir lazzat olmaydi, nimani izlab topmaydi, bir narsa topmaydi deb boyaga Allohga qo'shilib qolgandan keyin, Allohga robita, payg'ambarga robita, Allohning do'stlariga robita bo'lib qolgandan keyin ay hay 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 deb boyaga umrining zoya ketganiga afsus qiladilar, ming 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 afsus qiladilar. Tushundingizmi?
Ana şimdi ben hudhud mu? Hudhud ul nuru hiratten bahramat. Ul hudhud şunda ya koşu. Ruhaniyet ki koşulgen. Ruhaniyetinin nurudan. Paçalık Allah'ın peygamberinin nurudan. Allah'ın nurudan. İsim sıfatı nurudan bahramat. Bulan bir. Paçayit. Rehberlik efseriden zerbelendi. O rehberlikte. Rehberlik alamda rehberlik kitabında o cüden belendiydi. Çünkü onlar yanında ruhaniyet maddi alamda öz yaratıp durgenden ki onun keseli nemeden durup da sen yani doktorga barasın, doktor bargen eken gitti. Keselik nemeden bulup durup da değil de yani keselik nemeden bulardı. Bu da olan ecerap var benim için. Peygamberimizden ecerap var benim için. Ruhaniyet alamından, pirlerinden acırıp koyanlık için. Hmm. Şu keserlikte onlar korup durup diyendi. Hmm. Devası aldı bir nesel, bir pirge barasam kolu düşüysem, tövbe kıldım ben. Pirge kol verim, pirge kol verim. Ben anlaşmadım, pirime uyuz buldum. Ben şu buralarla buralarla buralarla. Tövbe kıldım ben, tövbe kıldım. Bu oldu. Ruhaniyet alamda koşuldum. Çünkü amanna ve saddakna de bir ayçiliğin minen peygamberimizde kol vergen sahabaları hemme günahlardan bak buldum. Peygamberimizin etçisi nezarı çıkan Hazreti Umar'ı yokşap Halifatullah'a bak gittim. Ağlamın Allah'ın ezelde elmsakta yazıp vergen sanki patçalık ki ege buldun yandı. Ecenem emekte. Kumağın kap koyma. Ana şu ana şu geliyor. Bir de hiç kanı bir yengele bak geliyetten bir yer başa geliyetten çünkü peygamberimiz. Beyat kımasın var cahil olasın. Ben madı bir gayri beyat meyte meyte sen cahil etim. Men yeklehu yedehu ani ta'ati leyse lehu inda la hüccetun. Bir pir kavmulge patçalarge itaat kılıçlıktan kol tartken diye bir pir kavmulge itaat kılıçlıktan kol tarttın mı? Taati ibadetini senge Kudan aldı, hüccetli ötmeydi. Nefsin bile muadde alan derilge nefsin bile o yok buluşulmaz, o yüzden hem yok buluşsun, ilmi hem yok bulup getirdi. Peygamberim hadisleri bu yüzden. Sen şunu düşünmezsen yeniden, haklamazsan düşün üstü. O yüzden bile o biz muhaniyetle alan ya pirlerimiz senge muhtaç yemezsin. Sen muhtaçsan, aklın yetmesiye muhtaçsan, şeytan bu, pirsiz bu. Ruhaniyetten, pirlerden faydalanan yetkeninge sen aklın yetmeyiptir. Sen prezidentimizi yakşı kur, yaman kur. Ber bu prezidentimizin hizmetinden faydalanan turgenge sen aklın yetmeyiptir sen. Git, ey paç, çal, git de böyle paçınge ağzın kışayıp böyle. Şunu boşasın. Pirge kol bir, kol birme aklın yetsin, yetmesin ruhaniyet alamda. Sen paydalık durdun ruhaniyet alamda, paçasın. Pir kamul de batarın adı. Çünkü aklın yeterdi mi sen özü? Zatı da izzet şeref miyaraj edin. Onun zatı da miyarajdan şerefat var. Ulan yanında ruhaniyetle koşulgenirken bu oldu miyaraja çıktı onlar. Maddi alamdan çıkıp gitti o. Peygamberin Mekke'den çıkıp Medine'ye götüp gitti o. Medine'den çıkıp bayağı, ya Mekke'den çıkıp Beyt-i Mukaddes götüp gitti. Beyt-i Mukaddes, bu kasmadron, Miraç. O şey zamanı Miraç'ın paydaştı, ana şu Beyt-i Mukaddes bugün. Götüp gitti mi? Götüp gitti. Beyt-i Mukaddes bu Miraç'lığı ebedi ebed kaladı. Çünkü hazır bir vakitte Yevreylerin terleşi etken, eşi miyaraj, eşi yiyge basa mı miyaraj, paça dünya, ruhani paçası bulamam deyip terleşi yaptı. Ahmak, ruhani paçası senge yermedir sen. Ruhani paçası basa tücaya da durup tükü, basaca koçup gitken sen onu yedekin üzerinden, o sen kuruk taşlı yiyle bakayım da sen ruhani dikirip kaldım de böyleysen mi sen? Ahmaksın sen, nadansın sen. O barmaya koyuyor, sen ben bitti bir divananı, bir pirdiye tekinin bir şey buldu ruhaniyat paçalıyor, ruhaniyat falan bir kirdin, miyaraja kirdin. Degen söz de hiç yaptı sen gibi bitti.
Başladı cevabı hidayet tacıdan. Başladı hidayetin tacı tuttu. Bir yok ol birinin, bu da hidayet çöldü senge. Başınge hidayetin tacı ki yedi, peygamberlik tacı geçiş. Ruhaniyetin tacı tuttu senin başında. Doğru yol çöldür. Akide mahturiyya. Ama İmam Azam senge ruhaniyet paçası verildi mi, bu sen hidayet tacısın. Ehl-i sünnet cemaat buldun senin. Cebrail asa ayan yüz raz anga. Cebrail aleyhisselam senin asayın bulan. Cebrail aleyhisselamdan geliyetken ilim ve ilhamatlar Cebrail aleyhisselamdan geliyordu. İsrafil'den geliyordu. Kuvvetler. Mikail'den geliyordu. Azrail aleyhisselamdan geliyordu. Halkı uzlar. Bu sen yüzyıldı ve o nesliler hamlesi bu. Sen vücudunda bulmuşsun da, sen manşif bulmuşsun. Üç nesleden duradı. Cisimden duradı, aradan duradı, cevhardan duradı. Cevharın seni, Allah'ın isim sıfatlarını, Kur'an kesip oturttu. Aynası oturttu. Ondan bir ağa ikinci cevharın peygamberinin oraya, üçüncü cevharın arttı. Cevharın sen kursi, beşinci cevharın senin can dünyan. Arazin kaysa, kvant bulçuklar, atom, nitron, manşı, 100 milyard kiletkelerin, kuvvetlerin senin bolyatken kuvvetler seni arazin. İçinde durdu. Sen insan degene fakat cesedin düşünme senin, senin şeriat ulamalarım, sen cesetten durasan, sen arazdan durasan, sen cevhardan durasan desez. Sen öyle sen çakır sen öyle. O senge itiletken gel bu. O alam şudan duradı fakat senmez. Ana şunun içi de, Cevharın içi de, Cebrail'in esası tırptı. Senge 100,000 ilhamları verin. Kurba arşı evcide parvaz anga. Sen hemen şu arşı parvaz kılıp aşağı alamda kırıp çıkıyorsan çünkü biz aydamız. Nefis batın senin arşı, mevracın senin nefis batın mevracı çıkıyorsan. La nes ilahe heç maksudu illallah cüzdattı pek kendime. İlla diyen de maşı madde olan meşhurdu. Durdu. Cennet, barzah alam, cehennem alam, madde alam, hemme alamları meşhurdu durdu. Hemme unsuratları meşhurdu durdu. Ne istiyen ruhaniyet alamda böyle kalb, ruh, sırkati, ahva alamları hemme durdu. İlahe degen de Peygamberimiz patşalığı durdu. Heç maksudu degen de isim sıfatları alemine var. İllallah degen de Allah'ın özünün cemalini görürsün. Tecellizat getirsin. İllallah degen de. Yani şimdi 72,000 perdenin alemin dünya 18,000 alem maddi alemde 18,000 alem ruhani alem 18,000 alem Peygamberimizde 18,000 alem isim sıfatları alemde. Hemmesini sen mi'aracın? Çıkıyorsan sen. Bir sekunde, bir nefesinde sen minlep zikir kılıyorken bu sen minlep mi'araç kılıyorsan sen şimdi. Aklın yeti yaptı mı sen özün? Ben şimdi mi'aracı sen bir koyuyorum bu sen ona. Özünün ne meykenliğine sen bana maddi dünyadan çıkamaytırırsan sen. Sen ya ruhani adamın mi'aracını verip koyuyordu bu. Ana şu paçalıktı, sen de mi gökten almayasın? Şu ruhani paçalıktı, sen de hakkı da geti yaptı bile. Kırdı ul mecme ara devana var. Şem maksud ve süge pervana var. Dedi de kırdı bu devanaları arasına hudhud kırıp onlara şu korsatı. Şem maksud ve süge pervana var. Şularga vasf hakkıda, maksat hakkıda onlara çöntürüp bir yaptır. Hayatın maksatın manasını mı dursun? Mege kildin, mege alam kildin. Ne mege gavva kılıyapsan özlük.